Tamam, nasıl bir biz böyle bilmeyeceğiz. Bir mektupla titredin. Sonra diyor ki George Bush, Türkiye'ye teşekkür edecek. Tarafsız bile kalsaydı bu zaferi kazanamaz. Irak Müslüman asker, Johnny'nin ayağına secdeye kapandı. Size en kararlı benim. Efsen sigortamaz. Türkiye'yi yalnız dolaşıyorum beyler. İstiklal savaşı gibi dolaştı. Tutuklama kararım çıktı. Susturun bu adamı diye. Valiliklere genel de gönderdi. Amerika'nın aleyhine konuşmalar yasaktır diyor cennetler. Cennetler. Körfez savaşı aleyhine. Müttefikler aleyhine. Aynen yazılmış. Birileri cevap vermemeliyim. Mehmet Akif yanlış mı yaptı size soruyorum. Antalya'ya gittim, mitingle çıldırdım. Johnny'nin bir kolunda, Leyla öbür kolunda başka bir kız. Burada ne yaptığını söylemeye utanıyorum. Orada yetmemiş Mustafa Kemal Paşa'nın heykeline çıkmış Amerikan askeri pişti. Nerede Atatürk'üne? Neden sustunuz? Ben gittim olayı protesto ettim. O kasetleri mesel etmişler. İtalya'ya gidiyor, yorulmuş. İtalya hükümeti karar aldı. Sizde AIDS vardı, kızlar size teklif etmeyin. 6. kiloyu Hristiyan ülke İtalya reddetmiş Ankara'ya geldi. Yeter ya, Bağdat'ı bombaladı. Müslümanları arkadan vurdu. Güneydoğu o yüzden göçe, o mazlum çilekeş doğdum. Harbi'nin, Diyarbakır'ın, Sırp Körfez Savaşı'nın neticesinde bugünkü noktaya geldi. Bir de yetmiyor, demir atmış Antalya'daki, ben bunları Doktor Fatih Bey'e bırakacağım, bunları alırsınız. Gelmiş Antalya'ya, Tempo Dergisi, Mart 90. Antalya valisi çevre vilayetlere telefon ediyormuş. O gün duydum. Yeterli Türk kızı yok, gönüllere mahcup oluyoruz, çevremizdeki pavyonlardaki patmaları gönderin. Bu mudur turizm patlaması? Devlet Bakanı İlhan Atgüz'ün, Turizm Bakanı İlhan Atgüz'ün Tempo'daki beyanatına göre hazır olun, bu yıl turizm patlaması olacak. Dolarlar gelecek, Amerikalılar geliyor. Ve bütün genelde hazırlıklar tamam diyor vali. Fiyatlar bile şimdiden belli oldu. Körfez Savaşı'nda titrete giren Amerikan askerleri kurslarını Antalya'da dökecek, rahatlayacak. Sıradan bir vizitenin ücreti $20, işi yarım saate çıkarmak isteyen tehlikeler olsa $40 diyecek. Reis ve herkese karşı genelde Amerikalılar için prezervatif kullanma zorunluluğu getirildi. Şevki Yılmaz konuşmazsa kim konuşur? Gittim ve konuştum. Yine yapsalar daha ağırını konuşurum. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Şükür. Benim bu konuşmalarım İstiklal Marşı'nı bana verdi yetkidir. Arkadaş yurdumu alçaklara uğraşma sakın. Siperet gövdeli dursun bu hayatınsa. Siper Marşı konuşmak için mi yazılmıştır, yaşamak için? Ben yaşadım. Göğsümü sizin adınıza siper ettim. Ben de dalga uçurdum, sevdim susardım. Birileri fedakarlık yapmalıyım. 500 mahkemem var. Mahkemesi diye hayatta isterdim. 3'ü 4'ü idamla yargılanıyorum şu konularda. Ama saçım mahvedince başım olsa, her birini koparsalar yine vatan ve din için bana olsun. O bir kısım medyayı tanıyarak, bir kısım medyayı tanımazsanız size düşman olursunuz. Kendi öz kardeşim. Sizin için mücadele edenlerim. Sizin hizmetlerinizi gösterin. Rize'deki hizmetleri. Ankara'daki hizmetleri. Ben de milletvekili maaşıyla malını biriktirirsin. Allah nasip etmesin çocuklarıma, kuruşunu biriktirsin. İşte ateşten gömlek. Tuttum orada fakirhane aç. Hans ediyor orada. Aç! Koyma sarı diyor, Malatya'dan gelmiş, Rize'den. 3 tane daire. Hocam diyor, senin bu fakirhanen olmadan evvel diş kapağı hastanesinde 3 ay Hanefi'de yattı. Allah razı olsun. Bütün bu medyanın saldırılarında siskete girdiğimde o fakirhanedeki fakirlerin arasına girer, birlikte yemek yiyerek sorar bulurdu. Verin onları millete. Ben de alemler gibi, insanlar gibi eğlenmeyi bilirim.
ama nefsimizi yasak etmiş. Susatacaksın. Neden ben genç yaşta hanımsız kaldım? Hırzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan, hey sıkılmaz ağlamaksan bari gülmekten utanmıyor şahit. Biri hanımımın ismini sorsa vallahi vururdum diyor Mehmet Akif. Şu hayaya bak. Hayal damarlarımızı nasıl kılcal damarlarımızı yok ettiler. Bunları haykıranlar Türkiye'de yargılanıyor. Ve şu resim beni hep tersindirmiştir. Amerikan 6. filosu üstümüze çıktı diyor. Altta Leyla Çırılçıplak, üstte Johnny. Bunu mu görecekti şu çimamın sorunları Türkiye'de? Devlet olmanın onuru nerededir? Bir devleti devlet yapan ülkü nerededir? Atatürkçülükten bahseden sahtekarlar. Nerede Atatürkçülüğü, hürriyetçiliği? Nerede devletçiliği? Nerede ulusçuluğu? Nerede halkçılığı? Hangi Atatürkçüsüdür? Diye kendilerine televizyonda bunu sizden adına aykırır. Halkın namusu satılıyor burada hala konuşmuyorsunuz. Sadece hortum Atatürkçülüğü var burada. Hortumlama. O çetinlikle Atatürkçü olur. Açılınca bitti. Bak şimdi iltika yok. Fizze'den beri geliyorum. Türkiye'yi dolaştım. Bodrum'a gittim. Bodrum'a. Orada Turgut Reis diye bir kasaba var. Gençler davet ettiler. Öyle bir gençlik yok ki şaşırdım. Elhamdülillah. Orada her tarafı gezdim. Sordum burada iltica var mı? Arıyorum yok. Hiçbir yeri yok. Nereye gitti bu iltica denen namuslu şey? Nerede? Vefa gitti, iltica gitti. Yine gelir. Geldiğimiz zaman yine gelecek. Hayalet, kulak kulak gibi bir şey.